Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz Putin'in 4 tekerlekli sığınağı, yani yeni limuzini. Arabanın adı böyle ilk Kortej deniyor, sonra Aorus deniyor. Tamamen Rus yerli üretimi olan bu aracın geliştirilme süreci 5 yıl sürüyor ve harcanan para da 197 milyon dolar. Arkadaşlar, araç Rusya'da NAMI adı verilen bir otomotiv enstitüsü tarafından üretiliyor. Ve dünya basınında ve sosyal medyada dönen en güçlü iddia şu arkadaşlar: araç füze savar mermilerine ve böyle bomba patlamalarına karşı %100 güvenlik sağlıyormuş. Şimdi bu limuzin için Rus yapımı dedik, fakat kaputun altındaki motorda aynı zamanda Porsche'nin de imzası var. Motor şimdilik 8 silindir ve 600 beygir gücünde, fakat bazı kaynaklarda geliştirme sürecinin devam ettiği, finalde motorun V12 ve 800 beygir olacağı söyleniyor. Aracın içerisinde bir de elektrikli motor var. Yani araba için hibrit desek yanlış olmaz. Tam otomatik 9 şanzıman var ve 0'dan 100'e 9 saniye gibi güzel bir sürede çıkıyor. Neden güzel bir süre? Çünkü aracın ağırlığı tam 6 ton. Videonun başında da söylemiştim. Rusların yaptığı testlere göre roket atar ve tank savar mermilerine dayanıklı olan bu araç, Putin'in oturduğu bölüm karbonla güçlendirilmiş yekpare çelikten oluşuyor. Aracın iç dizaynı kızıl ağaçtan oluşuyor. Araçta tabii ki de bir konum belirleme sistemi var arkadaşlar. Bundan tam iki tane var. Bir tanesi bildiğimiz geniş bant GSM, diğeri de Rus askeri sisteminin kullanmış olduğu özel bir iletişim kanalı. Tabii eminim merak ediyorsunuz, fakat şu anki modelde herhangi bir silah yok arkadaşlar. Fakat çok güçlü dedikodular var ki, bana soracak olursanız bunlar şehir efsanesi. Neymiş? İçeride bir tane kırmızı buton varmış, ona basınca Putin Rusların nükleer silahlarını yönetebiliyormuş. Bu bence ciddi bir fantezi. Fakat şöyle gerçek bir bilgimiz var. Aracın geliştirme süreci tamamlandığında içinde bir adet tabanca ve böyle özel bölmelerde yer alan makinalı tüfekler bulunacak. Şimdi arkadaşlar, fasulyenin faydalarına doğru gelelim. Bu arabayla en çok Araplar ilgileniyor. 2019 yılında görücüye çıkacak olan bu model yaklaşık 10 milyon ruble. Bunu TL'ye çevirdiğimizde ortaya yaklaşık 780 bin TL'lik bir meblağ çıkıyor. Ve arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmek için hızlıca buradan kaçacağım. 2 dakikaya biraz geçmiş olabilirim. Canımız sağ olsun, hadi görüşürüz. Her iki yanımda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir de size bir sır vereceğim. Bizim patronun arabası daha sağlam. Hey yavrum hey. Putin vs. Patron. Hadi bakalım.